Karaciğer yağlanmasının basit, orta düzey ve ileri düzey olmak üzere çok çeşitleri bulunmaktadır. Tıbbi olarak ileri düzey karaciğer yağlanmasına hepatik steatoz denilmektedir. Aslında gözden kaçırdığımız gerçekten ciddi bir hastalıktır. Biliyorsunuz sevgili dostlar, karaciğerimiz besinlerimizin parçalandıktan, sindirildikten, emildikten ve moleküler düzeye geldikten sonra gittiği ilk organımızdır. Ana metabolizma merkezimizdir. Ana üretim merkezidir ve detoks merkezidir. Vücudumuza alınan moleküllerin çoğunlukla ilk uğrak yeridir. Karaciğer yağlanması ise karaciğer hücrelerinde aşırı derecede yağ birikmesidir. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz neredeyse her 3 kişide bir var olan karaciğer yağlanması. İki türlü karaciğer yağlanması var. Bunlardan birincisi alkole bağlı karaciğer yağlanması, diğeri ise alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması. Karaciğerde yağlanma oranı eğer %30 ve üzerine çıktıysa laboratuvar veya klinik belirtiler ortaya çıkar. Öyleyse haydi gelin bir karaciğer yağlanmasına bakalım. Sevgili dostlar, alkol tüketen kişilerde alkole bağlı karaciğer yağlanmasını sıkça görüyoruz. Alkol kullanmayan kişilerde ise karaciğer yağlanmasının en önemli nedeni maalesef şişmanlıktır. Yağlı beslenmedir. Şekerli beslenmedir. Düzensiz ve dengesiz beslenmedir. Bazı kişilerde dışarıdan bakıldığında obezite gözlenmez. Ama dengesiz ve yetersiz beslenmeden dolayı karaciğerlerinde yağlanmalar meydana gelmiştir. İlk başlarda karaciğer yağlanması önemsenmeyebilir. Ama olayın boyutu ve derecesi artınca karaciğerimiz vücudumuzun ana merkezini teşkil ettiğinden çok ciddi problemler ortaya çıkar. Bu nedenden dolayı dikkat etmemiz gerekir. Bunların haricinde kan şekeri, lipid, kolesterol ve trigliserit yükseklikleri de karaciğerde yağlanmaya yol açmaktadır. Günümüzde çoğunlukla karaciğer yağlanması rutin yaptırdığımız ultrasonografi ile tanı konulmaktadır. Bir check-up yapmaya gideriz. Radyolog ultrasonografi çekerken artık o kadar çok görmüştür ki karaciğeriniz yağlı bile diyememektedir o insanlara. Onu normal kabul etmek. Ama aslında normal bir durum değildir sevgili dostlar. Ultrasonografide tesadüfen bile çıkan karaciğer yağlanması olan kişileri incelediğimizde, bu konu irdelendiğinde bu kişilerde karın ağrıları, yorgunluk, kilo artışı veya kilo kaybı, ciltte sararma ve hatta karaciğer büyümeleri ortaya çıkmış olabilir. Genellikle şu durumlarda gözlenir. Yoğun alkol tüketimi, obezite, diyabet, trigliserit, lipid ve kolesterol yükseklikleri, tansiyon yüksekliği, hareketsiz yaşam, yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenme, fast food tarzı beslenme, hepatit hastalıkları, tiroid bezinin az çalışması, hipotiroidi ve bazı ilaçların etkileri. Karaciğerimiz bir detoks, üretim ve depo merkezimizdir. Eğer alkol tüketiyorsak aldığımız alkol önce karaciğere gelir. Karaciğerin alkolü detoks etme kapasitesi vardır. Onun sınırları belirlidir. Eğer o sınırı aşmış iseniz aşırı alınan alkolü karaciğer parçalayamaz ve bu nedenledir ki alkol tüketimi karaciğer yağlanmasının temel sebeplerinden biridir sevgili dostlar. Söylediğimiz gibi şişmanlık, yüksek tansiyon ve hareketsiz yaşam en önemli gündelik olarak ortaya çıkan durumlar olur. Oluşturmaktadır. Sadece bu üçüne bile dikkat etsek karaciğerimizdeki yağlanma azalabilmektedir. Fazla enerji aldığımızda yani fazla kaloriyle beslendiğimizde ve günlük yaşamamız için gereken kalori miktarından daha çok kalori aldığımızda karaciğerimizde yağlanma meydana gelmektedir. Bu kaçınılmazdır. Ana fabrikamızın iş yükünü artırdığımız takdirde o kendisine gönderilen sabitlenmiş miktardaki molekülleri, yağları, parçalar, düzenler, gereken yerlere gönderir ama fazla iş yükü olduğunda artık bunları yapamaz haldedir. O zaman da karaciğer hücreleri yağlanmaya başlar ve yağ birikimi meydana gelir. Aşırı yağlı ve kalorili beslenmeyle birlikte eğer şeker hastalığı ve daha önceden de vücudumuzda lipid, kolesterol ve trigliserit yükseklikleri varsa
karaciğer yağlanması daha çabuk ve daha kolay olmaktadır. Bunlar maalesef birbirini tetikleyen ve domino taşı gibi birbirini etkileyen olaylardır sevgili dostlar. Bu zinciri bir yerde kırdıktan sonra geri dönüşüm ve normalleşme sürecine girmek gerçekten kolaydır. Önemli olan bu zinciri kırmaktır. Yüksek tansiyon da bu zincirin halkalarından biridir. Yüksek tansiyon karaciğer başta olmak üzere vücudumuzdaki her organı negatif etkilemektedir. Ve bu süreçte karaciğer yağlanmasına da zemin hazırlamaktadır. Biliyorsunuz hareket yaşam için şarttır. Eğer hareketsiz bir yaşamınız varsa karaciğer fonksiyonları da negatif etkilenecektir. Ve karaciğer düzgün çalışmayacak ve yağlanmaya meyil artacaktır. Peki sevgili dostlar, karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasının ilk aşamalarında belli belirsiz şikayetler ortaya çıkabilir. Bunların başında kronik yorgunluk gelmektedir. Ama bu yorgunluk günlük yaşantımızda telafi edilebilir. Ancak karaciğer yağlanması ilerlediğinde kronik yorgunluk daha da artacak. Kilo artışı veya kilo kaybı, halsizlik ve kendini güçsüz hissetme, iştah kaybı, vücutta ödem ve şişlik, mide bulantısı ve vücudun kanamaya daha yatkın hale gelmesi gibi birçok olay meydana gelebilmektedir. Bunların bir kısmı bazı kişilerde olabilir, bazılarında diğer problemler ortaya çıkmış olabilir. Tümü bir kişide olması gerekmiyor sevgili dostlar. Eğer karaciğer hücreleri etkilenmeye başlamış ise o zaman karaciğer fonksiyon testlerimiz bozulmaktadır. Bunu da kan testleriyle görmek mümkündür. Ekranda karaciğer fonksiyon testlerini görmektesiniz. Bunları düzenli olarak yaptırmakta fayda var. Peki yağlanmada ne gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır? Kaşıntı, aşırı yorgunluk, cilt ve göz aklarımızda sararma yani sarılık belirtileri, idrar renginde koyulaşma, karın ağrısı, bacaklarda ve karında şişlik, ödem, iştah ve kilo kaybı, mide bulantısı ve kusma, vücudun morarma ve kanamaya yatkın hale gelmesi, cildimizde bulunan morfolojik kılcal damarlarda yapısal değişiklikler ve yeni kılcal damarların oluşması, karaciğer büyümesi, adet düzensizlikleri gibi birçok belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer yağlanma ileri boyutlarda ortaya çıkarsa, yani bizim hepatosteatoz dediğimiz bir hastalık meydana gelirse, karaciğere ciddi zarar vermeye ve artık karaciğerde sirotik prosesler oluşturmaya, bu geliştikten sonra da karaciğer kanallarında tıkanıklıklar meydana getirmeye başlar. O dönemden sonra da özofagus damarlarında varis gelişmeye başlar. Bu varisler kanar ve kanlı kusmalar meydana gelir. Dışkımız siyah renkte gözükür. Katran renginde bir dışkı gözlenir ve idrarımız koyu sarı renklidir. Peki nasıl tanı konulur sevgili dostlar? Tanı genellikle kan testleriyle ve tesadüfen yapılan ultrasonografi ile konulmaktadır. Bazen hiç risk faktörleri olmayan kişilerde de karaciğer yağlanması gözükebilmektedir. Burada genetik faktörler söz konusu olabilir. Alkol alanlar ama alkol aldığını açıklamayan hastalar olabilir. Karaciğer yağlanması basit önlemlerle tekrar normale çevrilebilir. Ama eğer sirotik süreçler başlamışsa, ileri derecede hepatosteatoz başlamışsa bu durumda artık kesin tedavi gerekmektedir. Artık tedaviden kaçma şansımız yoktur. Bu süreç çünkü geri dönülemez sürece çok kısa sürede girebilir. Bu dönemde başlıca diyet tedavileri, beslenmenin yeniden düzenlenmesi, alkali yaşam, egzersizler, kötü alışkanlıkların bırakılması gibi birçok argümanın hep birlikte organize edilmesi ve kesinlikle yaşam tarzının değiştirilmesi gerekir. Bu süreçte duruma göre ya da altında yatan hastalıklara göre, hastalık sebeplerine göre ilaçlar ve takviye gıdalarda kullanılabilir. Ayrıca karaciğerde yağlanmaya ve diğer problemlere yol açan çok ciddi hastalıkların mutlaka ayırt edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu hastalıkların tedavilerinde ciddi süreçler ve emekler gerekmektedir. Ayrıca tedavileri zor olabilir ve bu tedavilere rağmen olumlu sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Örneğin hepatit hastalıkları, ilaç toksisiteleri, Wilson hastalığı, hemokromatozis, demir depo hastalıkları, enzim eksiklikleri ve otoimmün karaciğer iltihapları.
gibi birçok hastalık bulunabilir. Sevgili dostlar, şunu bilmekte fayda var. Karaciğer yağlanmasına dikkat edelim, önlem alalım. Basit dediğimiz karaciğer yağlanması bile sirotik süreçlere girebilir. Ama bunun oranı düşüktür. Ama yaşam tarzınızla, beslenme modellerinizle, kafanıza göre ilaç ve gıda takviyeleri almakla karaciğer yağlanmasını artırabilir. Bunun siroza gidiş sürecini hızlandırabilirsiniz. Bu süreçler sonunda karaciğerde bir iltihabi aktivite süreci başlar ve karaciğer hücrelerinin yerini bağ dokusu dediğimiz fibrozis alır. O zaman da sirotik süreçler başlar. Tabii ki bu süreçler başladıktan sonra kesin tanı karaciğerden alınan biyopsilerle konulmaktadır. Karaciğer yağlanmasında tedavide ilk adım kişinin ya da hastanın sağlıklı, dengeli beslenmesi, alkali bir yaşam tarzıyla kilo vermesi, eğer kullanıyor ise alkolü bırakmasıdır. Sevgili dostlar, yapılan çalışmalarda kilonuzun %5'ini verebiliyorsanız olumlu iyileşme süreci başlamıştır. Eğer kilonuzun %10'unu verebiliyorsanız karaciğer hastalıkları gerilemektedir. Tabii bu süreçte eş zamanlı olarak şeker hastalığı başta olmak üzere diğer hastalıklar da varsa buna göre de farklı önlemler mutlaka alınmalıdır. Bu süreçler başladıktan sonra mutlaka doktorunuzla birlikte bu süreci yönetmelisiniz. Eğer karaciğerde problemler meydana gelmiş, testlerde karaciğer fonksiyonları yükselmiş ve bunlara rağmen yapılan aktif tedavilerle yaşam tarzını değiştirme, beslenme tarzı değişiklikleriyle geri dönüş olmazsa, bu süreç gittikçe ilerlemeye başlarsa o zaman da tek çözüm maalesef karaciğer nakli. Ama şişmanlığa bağlı karaciğer yağlanması nedeniyle karaciğer nakli olan kişiler yine çok özel grubu oluşturur. Sevgili dostlar. Çünkü bu kişilerin kilo verme problemleri vardır. Karaciğer nakli geçirseler dahi eğer kilo vermezlerse yeni karaciğeri de yine eskisi gibi olacaktır. Bu nedenle bu insanların zayıflaması önceliklidir. Karaciğer yağlanmasına hangi gıdalar iyi gelir? Bir de buna bakalım. Rafineri şekeri, glukoz ve fruktoz şuruplarını, endüstriyel ürünleri ve fast food tarzı yiyecekleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Kullanmamamız gerekiyor. Bunun dışında beslenmemizde enginar ve baklagiller, süt ürünleri ve et tüketimi, ıspanak ve brokoli başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler, zerdeçal, omega 3 yağ asitlerinden zengin, Alaska somonu başta olmak üzere diğer balıklar, antioksidan kaynağı yüksek meyveler ama meyve tüketimine de fruktoz açısından çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok aşırı meyve tükettiğimizde fruktoz da karaciğerimizde yağlanmaya neden olabilmektedir. Bezelye, nohut, çavdar ve yulaf gibi lifli baklagiller ve tam tahıllar, soğuk sıkım, zeytinyağı, avokado yağı gibi doymamış yağlar. Bunları tüketirsek karaciğer yağlanmamız önlenebilmektedir. Yağlanmayı önlemek için bunun haricinde günde en az 30 dakika aktif egzersiz yapmak, tempolu yürüyüş yapmak, kas kütlesini artırmak, kas egzersizleri yapmak, ağırlık çalışmak, alkali yaşam ve alkali beslenmeyi öncelemek, antioksidanlardan zengin beslenmek, günde en az 3 kupa filtre kahve içmek, mümkün olduğunca yağdan, özellikle doymuş yağ asitlerinden, rafine şekerden, endüstriyel ürünlerden ve unlu mamullerden kaçmak, koruyucu içeren ürünlerden kaçmak. Sevgili dostlar, neredeyse günümüzde 3 kişiden birinde ortaya koyduğumuz karaciğer yağlanması gerçekten halk sağlığı sorunu. Ama bundan bireysel olarak kurtulmak mümkündür. Hadi oradan, karaciğerimde yağlanma var, ne olacak diye bu konuyu görmezlikten gelmeyin. Gerçekten ciddi bir sorundur. Evet sevgili dostlar, sizde de böyle bir durum varsa doktorunuzla konuşun ve bu problemin çözülmesi için gereken adımları atın. Ve bugünden itibaren farklı bir yaşama başlayın. Hayatınızı değiştirin. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın ve fit kalın sevgili dostlar.